Birinci ligin 9. haftasında Ozanköy ile Yonpaş Dumupınar, Ozanköy Mustafa Özkaymıstan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Osman Küçük, Özal Çağlayan, Hüseyin Özaşık yardımcılıklarını yapıyor. Yonpaş Dumupınar zorlu deplasmandan kazanmak istiyor. Ozanköy son haftalardaki kötü gidişi durdurmak istiyor ve ev sahibi Ozanköy'ün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Darbaz'da atak geliştirme düşüncesi sonuç gelmiyor Ozanköy adına. Köşe vuruşu Burak kullanıyor. Ceza sahası içerisinde savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Dakika 2, Abbas'ın kava vuruşu savunmaya çarpıyor, ağlara gidiyor. Ve Yonpaş Dumupınar Ozanköy deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar devam ediyor Yonpaş Dumupınar adına. Savunma arkasında Mert Güçlücan vuruşu, açılan top bir kafa Hüseyin Kayalılar'dan top ağlara gidiyor. Golü veriyor maçın hakemi Osman Küçük, yardımcısının uyarısıyla ve 41. dakikada Yonpaş Dumupınar Hüseyin Kayalılar'ın attığı golle 2-1 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Offside beklentisi var ama yardımcı hakemin uyarısıyla golü veriyor. Ve Yonpaş Dumupınar Ozanköy deplasmanında 2-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar devam ediyor. Hüseyin Kayalılar bu pozisyondan sonuç alamıyor ve Osman Küçük'ün çalan düdüğüyle ilk 45 dakikayı Yonpaş Dumupınar Ozanköy karşısında 2-0 önde kapatıyor. İkinci 45 dakikaya Osman Küçük son uyarıları yapıyor. Topun gerisinde Hüseyin Kayalılar ve çalan düdükle ikinci 45 dakikaya Yonpaş Dumupınar takımı başlıyor. Burak Sarıkaya uzun gönderdiği top. Dumlupınar atağı devam ediyor. Savunma karşılıyor. İltaç sonuç alamıyor. Köşe vuruşu, boşta kalan top. O noktada topu ağlara gönderen isim İltaç oluyor. Dakika 48. Zayıf bir dokunuş İltaç'tan ama top ağlara gidiyor. Ve 48. dakikada Yonpaş Dumupınar 3-0 öne geçiyor. İkinci yarıda da golü buluyor Yonpaş Dumupınar ve 3-0 öne geçiyor. Yonpaş Dumupınar futbolcularının gol sevinci. Serbest vuruş kullanıyor Yonpaş Dumupınar. Ceza sahası içerisinde Abbas kafayla indirdi. Mert Röveşat'a açılan top. Turgut Kağan top ağlara gönderemiyor. Müsait pozisyon sonuç alamıyor Dumlupınar takımı. Maçta artık son anlar, Ozanköy'ün ender gelişen atakları ceza sahası içerisinde iyi sonuç alamıyor. Kaleci Türkan'ın ellerinde kalıyor top. Gözler maçın hakemi Osman Küçük'te, sol taraftan gelişen Ozanköy atağı. Farkı bire indirme düşüncesi, Özcan'ın zayıf vuruşu, Akın top direkten dönüyor ama öncesinde kalkan bayrak, pozisyon offside. Maçın son bölümleri ve sonrasında Osman Küçük'ün çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Ozanköy 0, Yonpaş Dumupınar 3.